akşamlar. Kavanoz Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kavanoz'un yanında ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Dört yıl altı ay önce kaybolan petrolcünün cesedi 19 Mayıs'ta Güneşli Tarlası'nda bulundu. Haziran ayında denizden çıkarılan iki cesetten biri 28 Mayıs 2015'te adlandırılan Sokar'ın 10. platformunda ateş sonucu ölen Esat Rasilov'a aitti. Ceset yarın ölenlerin ailesine devredilecek diyen insan hakları aktivisti Mirvari Kahramanlı sosyal ağ hesabında yazdı. Güneşli sahasındaki yangının 4 Aralık 2015 tarihinde 10 numaralı derin deniz yatağında meydana geldiği unutulmamalıdır. Sonuç olarak 63 kişi yaralandı, 9 kişi öldü ve 22 kişi kayıp. Bu olayla bağlantılı olarak 6 Aralık Azerbaycan'da yas ilan edildi. Daha önce iki kayıp denizcinin cesedi 1954 doğumlu Abdulaziz İsmail oğlu Abdulaziz Ov ve 1973 doğumlu Eyüp Halil oğlu Aliyev bulundu. Dün akşamdan bu yana Acil Tıbbi Hizmet Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Biriminden Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir. Bakü Acil Tıp Servisi Yönetim Kurulu Başkanı Ramin Bayramlı, Rauf Nagiyev'i görevden aldı ve yerine Cavanşir Farajov'u atadı. Olay Bayramlı ile Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev arasında yanlış anlaşılmalara neden oldu. Bakan atamadan duyduğu memnuniyetini dile getirmedi. Böylece Bakü şehri ambulans istasyonu Sağlık Bakanlığı'nın dengesine geri döndü ve Rauf Nagiyev yeniden atandı. Yeni koronavirüs enfeksiyonu vakalarını belirtmek için Goromboy Bölge Yönetim Gücü Başkanı ve çalışanları tarafından yapılan testlerin sonuçları açıklandı. Goromboy Merkez Hastanesi Baş Doktoru İftikhar Zeynalov'dan yapılan açıklamada ona göre Goromboy İcra Gücü Ceyhun Hasanov'un ilk başkan yardımcısının test sonuçları olumluydu. Bu nedenle evde karantinaya alındı. Şu anda Hasanov evde tedavi görüyor. Goromboy Yönetici Gücü Başkanı ve diğer çalışanların koronavirüs testinin sonuçları negatifti. Daha önce SAMU Yürütme Gücü Başkan Yardımcısı Gazanfer Aliyev'e koronavirüs bulaşmıştı. Gazanfer Aliyev 20 Haziran'da tedavi edildi. Goromboy RMX'de öldü. Bugün Devlet Sınav Merkezi ülkenin 19 il ve bölgesinde genel 9 yıllık ve tam 11 yıllık orta öğretime ilişkin bir sonraki final sınavlarına girecektir. Bugün Devlet Sınav Merkezi ülkenin 19 il ve bölgesinde genel 9 yıllık ve tam 11 yıllık orta öğretime ilişkin bir sonraki final sınavlarına girecektir. Sınavlar saat 11'de başladığı bildirildi. Sınavların başlamasından 15 dakika önce 10.45'te mezuniyet modu sona erer. Bundan sonra katılımcıların sınav binasına girmelerine izin verilmez. Kalabalıkları ve teması önlemek için sınav görevlileri için farklı giriş zamanları belirlenmiş ve sınavı yapan kişinin sertifikasında zaman belirtilmiştir. Bu nedenle başvuru formunda belirtilen zamanda sınav binasına gelmek gerekir. Katılımcılar sınava tıbbi maskeyle gelmeli ve burun, ağız ve çeneyi örter şekilde kullanmalıdır. Maskenin çıkarılmasına izin verilmez ve tüm süreç boyunca kullanılmalıdır. Öğrenciler sınava belgeleri getirmelidir. Sınava giriş, sağlık beyanı, orijinal kimlik belgesi, kimlik kartlarında fotoğraf olmayan katılımcılar, diğer belgelerle birlikte eğitim kurumu tarafından verilen bir sertifika ve yapıştırılan fotoğraflar sertifikaya eklenmelidir. Sınava katılacak olan öğrenciler 21 Haziran'da Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın web sitesinden sınav kabul formunu yazdırabilir ve indirebilirler. Kabul formunun yanı sıra bellek kitapçığı da verilecektir. Burada öğrencilere sınav süreci, uymaları gereken kurallar ve diğer gerekli bilgiler hakkında önemli tavsiyeler verilir. Ayrıca merkez pandemik koşulların gerekliliklerine göre muayene personeli için bir dizi önleyici tedbir sunmaktadır. Güvenliği sağlamak için sınav merkezleri sınav gününden 2 gün önce yeniden incelenecek ve sınav salonları, giriş ve çıkış kapıları, binalar mühürlenecek ve İçişleri Bakanlığı Ana Güvenlik Bölümü çalışanlarının korunmasına verilecektir. Önlemlerin bir parçası olarak muayene binasına giren katılımcıların vücut sıcaklığı uzaktan ölçülebilen bir elektronik termometre ile kontrol edilecek ve gerekli
dezenfektanlar kullanılacaktır. Vücut ısısı 37 derecenin altında olan kişilerin sınava girilmesine izin verilir. Sınav görevlileri kimlik belgelerini memurun görebileceği şekilde uzatmalı, maskesini geçici olarak kaldırıp yüzünü göstererek sınav binasına girmek için sınavı geçerken sosyal bir mesafe tutmalıdır. 19 Haziran 2020 tarihli 208 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre karantina rejimi nedeniyle Bakü, Sumgayit, Gence, Lenkaran, Yevlah, Masallı, Cellebat ve Apşeron bölgelerinde sınavların 24 ve 25 Haziran'da yapılmayacağına dikkat edilmelidir. Bu şehir ve bölgelerdeki sınavlar katı karantina rejiminin bitiminden sonra yapılacaktır. Ben İşler Sakarya'nın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.